Sakarya'dan Öbekir, ziraat mühendisiyim. Ülkemizin çiftçilerinin bilinçsiz olmalarının nedenleri sizce nelerdi? Yakışıklım, nur yüzlüm, güzel yüzlüm. Allah güzelliğini daha da artırsın, yakışıklılığını daha da artırsın. Nur gibi yüzün, Allah seni cennetiyle şereflendirsin. İşte sizlere ihtiyaç var. Bir ziraat mühendisinin olduğu yerde işçiler, çiftçiler ihya oluyorlar. İşte toprağın kalitesine falan bakılıyor, bir şeyler yapılıyor falan. Olay şekli bambaşka oluyor. Köylerde mesela geliyor, diyor ki şu şu ürünler burada iyi yetişir diyor. Dediği doğru çıkıyor hakikaten. Mesela toprakta diyor kalsiyum eksik. Kireç veriliyor toprağa. Kireç veriliyor. Acayip ürün artıyor. Onun için ziraat mühendisleri Türkiye'nin bence kalbi gibi. Türkiye ziraat ve hayvancılık yönünden dünyada birinci olması lazım. Biz yani milyonlarca sığır yetiştirmemiz lazım. Milyonlarca davar yetiştirmemiz lazım. Milyonlarca ton buğday, baklagil elde etmemiz lazım. Yani ziraat zengin olmamız lazım. Ziraat zengin olan ülkelere kimse zarar veremiyor. Evet. Cumhurbaşkanı olmayı ister miydiniz? Yakışıklım, güzel yüzlüm. Hem modern görünüşün hem de çok temiz. Sizin sayınızın artması, bu kadar çok olmanız o kadar sevinç verici ki. Mesela bugün çarşıya çıktım. Gençler, hocam resim çektirelim, resim çektirelim, resim çektirelim. Ucu bucağı yok yani. Yani yürümek bile zor oluyor. Hep modern gençler. Hep sevgi dolular maşallah. Hep millet de öyle. Giderken hayat duruyor ben zaten orada. Herkesin dikkati üzerinde oluyor maşallah. Bu milletimizin ruhunun ne kadar kadirşinas, sevgi dolu olduğunu, ne kadar yüksek İslam düşüncesine sahip olduklarını, Kur'an Müslümanlığının Türkiye'de ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Mesela bir bağnaz olsa hiçbir bağlantı kurmaz. Asla ne resim çektirir ne yüzüne bile bakmaz yani, korkar. Ama Kur'an Müslümanı olduğum için canları gibi seviyorlar maşallah. Ben yakışıklımı bir daha dinleyeyim. Cumhurbaşkanı olmayı ister miydiniz? Yakışıklım, Tayyip hocam o kadar zeki ve çalışkan ki, o kadar yetenekli ki, yani cumhurbaşkanlığı bir meslektir. Ve yetenek gerektiren meslektir. Mühendislik gibi. Mimarlık gibi. Yani Avrupa'da eğitim görmüş bir mühendis düşün. Dünyanın en ünlü mühendisi. İşte Tayyip hocam da siyaset mühendisidir. Siyaset mimarıdır ve üstattır. Böyle yetenekli birisi varken cumhurbaşkanı aramak çok büyük hata olur. Mükemmel yetenekli. 19 içinde, 29 içinde, 39 içinde, Allah ömrünü uzun etsin, 49 içinde çok uygun. Ben siyasete asla ve asla girmem. Asla yani. Mümkünü yok. Bediüzzaman gibi. Evzü billahi mine şeytane ve siyase. Siyasetten ve şeytandan Allah'a sığınırım. Ama Tayyip hocam siyaseti Allah için çok güzel kullanıyor. Peşindeyiz, yanındayız. Dikkatlice izliyoruz. Ona da oyunu oynattırmam Tayyip hocamın. Her zaman söylüyorum. Kılına dokunanın canına dokunuruz. Açıkça söylüyorum. Kanla, hukukla, ilimle, irfanla. Evet. Kral da prensesi yeni resimleri var. Ya şu tatlıda masumluğa evet, bak gerçekten. Sen. Kralın tam burada ısırmalı. Yüzündeki o saftirik ifade. Ama çok güzel yüzü ya. Kuyruğu görüyor musun? Ağzın konfora bak. Bıyıklar mıyıklar. Koca kedi olmuş artık bu ya. Evet.
garibim benim, acıların çocuğu. Evet, dinliyorum. Ahir zaman alametleri gerçekleşti mi? Bu güzellik ne, bu güzellik bu böyle? Çocukluğundan kalma o tatlılık olduğu gibi kalmış yüzünde. Masum ve tertemizsin. Melek gibi yüzün maşallah. Tamam. Allah sana uzun ömür versin, hidayet versin. Allah seni cennetiyle sarsın. Ben güzel yüzümü bir daha göreyim. Dinleyeyim. Ahir zaman alametleri gerçekleşti mi? Yakışıklım, bak bir ahir zaman alameti daha söyleyeyim. Ahir zaman alametlerini ülemanın %99'u gizliyor. Evet. Bir ahir zaman alameti daha. Ya peygamberin mucizelerini bir mümin anlatmak için acayip heyecanlanır değil mi? Ya bütün dünyanın nefesini kesecek mucizeler. Peygamberin 100 mucizesi çıkmış, bak 100 tane mucize çıkmış. Adamlar özenle ve gayretle gizliyorlar. Peygamberin mucizesini gizliyorlar. Bir de utanmadan çok seviyoruz diyor peygamberi. Niye gizliyorsun mucizesini? Ağrına gidiyor ya. Kendi ilk göremediği için. Hepsi için demiyorum. Tabii bir kısmının için söylüyorum. Ya şu iki uçlu kuyruklu yıldızın çıkması bile ya tek başına çok büyük bir mucize. Yakup hocam şu sol kapıyı aç. Açık kalsın. Bak büyük bir gayretle kapatıyor. Hoş geldin. Allah yine geldi. Maşallah. Tamam yaz. Tamam getir bakayım. Ya ya un helvası olması lazım ya irmik helvası olması gerekiyor. Sanki öyle bir his var içimde. Rica ederim. Normal yönler de var, zırvet yönler de var. Tabii şeyler de vardı. Bakayım. Bu arada sevimli bir video var. Çok tatlı. Baya şeker. Tekrar gösterelim lütfen. Ay çok çekim. Yüzü çok güzel. Bu çıkış alamıyor muyuz bunları? Alırız herhalde. Evet. İnşallah. İnşallah. Evet dinliyorum. Sevdiğimiz kişinin